Hocam hep antrenör mü kalacaksınız? İlerleyen dönemlerde futbolun yönetiminde olmayı niyetlenir misiniz? Yani hakikaten yaşadıkça hayat sizin karşınıza çıkıyor. Düşündükçe, planladıkça hayat sizin karşınıza çıkıyor. O pozisyonu ben yaşadım. Selçuk Arda Selçuk Burak. Tamam. Teknik direktörlüğü konusunda görüşün nedir bu üç kardeşimizin, arkadaşımızın? Bana işte Cenk abi oyuncu geldiği zaman limuzinle alalım, Boğaz'daki bir otelde yatıralım diyenlere kulübün arabası neyse onunla alacağız. Anlaşmalı otelimiz neyse orada kalacak. Yatağın üzerine Galatasaray tarihinde anlatıldığı o büyük kitabı koymayı ihmal etmeyin demişimdir. Biz oyuz. Direkt Ali Naibi transferi var mı 2015-20 arasındaki 5 yıllık yöneticiliğin dönemindeki 12'de kulübe giriyorsun. O ilk 3 sene bir çalışansın. Direkt Ali Naibi transferi var mı? Biz bu oyuncuları hiç vitrine koymuyoruz. Yani hiçbir maç oynamalarına izin vermiyoruz. Bunlar çöptür, tükakadır. Bunları kenara atalım diyoruz. Basına bunları sürekli söyleyip fiyatlarını zaten yerle bir eden bizleriz, yani yönetimler. Hocam hep antrenör mü kalacaksınız? İlerleyen dönemlerde futbolun yönetiminde olmayı niyetlenir misiniz? Şimdi asıl en güzel soru bu, biliyor musun? Bir insan ne yapmaya karar vermesi gerektiğini bilmeli. Ben teknik direktörlük yapacağım. Ben teknik direktörlük yapamazsam da futboldan çekileceğim. Başarısız olsam bırakacağım. Ben teknik direktörlük yapamadım. Sportif direktör oldum. Ben teknik direktörlük yapamadım. Kaleci antrenör oldum. Ben teknik direktörlük yapamadım. Yönetici oldum. Yok öyle bir şey. Eyvallah. Herkes işini yapacak. Çünkü siz yola çıkarken de ilk günden şunu koydunuz. Ben kaleci antrenörü olmayacağım. Aynen. O çok önemliydi. Hocam bu kadar sizinle konuşmuşken, yavaş yavaş da son viraja gelmişken 3 Temmuz'u sormazsam ayıp olur. 3 Temmuz 3 nokta. Ne anlatırsınız? 3 Temmuz 3 nokta. Haklıydık. Haklı çıktık. Bu kadar basit. Hoca Reels videosu gibi cevaplar veriyor. Bayılıyorum bu cevaplara. Hocam şimdi az önce sözünü ettiğimiz gibi kamuoyu iletişimi babında hep böyle olumsuz volkan kareleri var ya, ama mesela bir Mustera volkan dostluğu da daha büyütmeliyiz bence. Ya futbolcu arkadaşlarımız da biz her zaman iyiyiz. Şimdi mesela bakalım, hep Sabri volkan kavgasından bahsediyor. Ben Sabri'yle de arkadaşım. Veya Melo'yla kavgalı olduğumu söylerler ama Melo'yla da görünce dışarıda selamlaşırım. Veya X bir oyuncu, takımdaki oyuncuyla şimdi saha içindeki ilişki başka bir şey. Ama biz sahanın dışında yine belki görmüyorsunuz, yansıtılmıyor. Bir saha dışında gördüğümüz zaman, ya futbol camiası şöyle, ben mesela 10 sene birini görmeyeyim. Oynadığım takım arkadaşım ya da rakip takım arkadaşım. Ama bir yerde gördüm, bir mekanda gördüm, sanki dün görmüş gibi sarılırım. Veya çok zaman geçirdiysem 10 sene görmediğim bir arkadaşımla o 10 seneyi sanki hiç yaşamamış gibi oturup muhabbet ederim. Yani futbol camiası aslında çok güzel bir paydaş. Yani herkesin paydaşı, yani herkesin bir paylaştığı bir şey var. O yüzden ben evet kavga da ettik, sarıldık da, çok da sevdik. Mustara evet baktığında belki çok seviyor gibi gözüküyoruz ama rakibiz. Onu kazanmak için, yenmek için elimden geleni yaparım yine karşı karşıya gelsin. O başka bir şey. Ya şimdi babanla tavla da oynarken bu böyle. Kızınla satranç oynarken de bu böyle. Kızımla satranç oynuyorum, kaybedince ağlıyor. Onun gibi bir şey bu yani. Ben kaybetmeyi sevmiyorum. Benim hayatımda kaybetme, evet günün, haftasının veya bir yılında var ama genelde yok. Her zaman kazanmak için hedefim var. Hocam yine az önce Cengiz Hoca'yı sordum ve kaleci antrenörü olmayacağınızı söylemiştiniz. Kaleci antrenörlüğü müessesesine inanıyor musunuz? Türkiye'de bu işte iyi miyiz? Mesela az önce Fenerbahçe için dedik ya, bir sürü yerli kaleci yetiştiriyor. İyi kaleci antrenörümüz olacak mı bizim? Bence çok var. İsimlerini de şu an sayabilirim. Bir Murat Öztürk hocamız var. Cengiz hocamız var. Alper Boğuşlu hocamız var. Önder Uzun hocamız var. Yani birçok isim verebilirim. İsmini unuttuklarımda özür dilerim. Kusura bakmasınlar. Şimdi bu kalecilerin penaltı kurtarma yüzdeleri çok fazlalaştı. Ben bunu 2008'de Sevilla maçında Önder Özen hocam, tanırsınız, Murat Öztürk hocamla beraber hakikaten futbolcuların nereye atacaklarının analizini yapıyorduk. Ve bence şu an bir takımda iki tane kaleci antrenörü gerekiyor. Birisi analizini yapması gerekiyor, birisi sahada taktiğini, tekniğini çalıştırması gerekiyor. İnşallah imkanım olursa da böyle bir planım, projem de var. Hatta hakem antrenörü bile düşünüyorum. Bu hakem antrenörlüğü de benim için çok değerli. Bunda gittiğim bir yurt dışındaki takımda gördüm. Hakikaten antrenmandaki maçları o haftaki hakemin yöneteceği şekilde yönetiyor antrenör, yani hakem antrenörü. O hafta yöneteceği maçın hakeminin kararlarına, tepkilerine göre sahadaki taktik idmanını yönetiyor. Çok değerli gördüm. Ya bunlar aslında hep maliyetli şeyler tabii ki. Bir takıma gittiğinizde... İstihdam gerekiyor. Evet, biz bir takıma gittiğinizde dediniz, benim hekimim 12 kişi. Herkes bir böyle doğruluyor. 12 kişi kim var diye sayıyorlar. Bunlar tabii ki alıştıra yavaş yavaş yedire şeylere ekibi almak lazım. Ama hedefinde bir analiz olarak kaleci antrenörlüğü, bir de hakem antrenörlüğü olacak. Hocam tam siz kamptasınız ve dün akşam itibariyle Emiliano Martinez ve bir önceki akşam Livakovic, o noktadan, penaltıdan hareket ederek soruyorum.
Bunu üç bacaklı soracağım. Beraber maç izliyoruz. Topun başında Messi dahil kim gelirse gelsin. Televizyondan Messi koşarken o penaltının kaçırılacağını anlar mısınız? A televizyondan, B antrenörsün kulübeden, C kaleden. Yani kaleci olarak. Anlar mısınız analiz hocam? Yaptıysam anlarım. Ha. Oyuncuya çalıştıysam anlarım diyorsun. Oyuncuya çalıştıysam anlarım. Mesela yine bir hikaye anlatayım sana. Galatasaray'la oynuyoruz. 2-0 yendik. Melo Galatasaray takımında. Melo'dan konuştum da şimdi oradan gidiyor. Aksar maçı. Aksar'daki maç mı? Hayır, İstanbul'daki maç. 2-0'lı bak. Benim gri bir forma var üstümde. Murat hocamla Melo'yu analiz ettik. Melo topun başına gelirken eğer şu elini kaldırırsa ayak içiyle benim soluma yerden vuruyor. Bu elini kaldırmayıp direkt gelirse sağıma vuruyor. İzle pozisyonu abi. Eli böyle kaldırıyor. Ben zaten kaldırdığı an sola gidiyorum yerden. Bırakıyor, soluna böyle yatarak topu alıyorum. Yani analiz edersem eğer oyuncuyu, bence kalecinin kurtarma yüzdesi fazlalaşır. Peki hocam, çok klasik soru ama sana da sormam lazım. Çünkü kaleci antrenör değilsiniz ama hem antrenör hem büyük bir kalecisiniz. Penaltı kaçırılır mı, kurtarılır mı? Bence kaçırılır. Çünkü 7.32'ye 2.44 bir alan var. Kalecilerin ortalama boyu da hani çok fizikli bir kaleci olsa olsa 2-2-5 oluyor. Ortalama bir kaleci 1.80 oluyorsa ortalaması 1.90 olur. 1.90 bir kalecinin de 7 metrelik kaleye tahmin edip çok süratli gittiği takdirde kurtarma yüzdesi var. Ama sen çok sert vurursan, topun şiddeti 120 kilometreye çıkarsa kurtarma imkanı yok. Alex'in yüzdesi çok yüksek değil miydi hocam? Şimdi Alex değişik bir oyuncu. Messi değişik bir oyuncu. Bu oyuncular belki sen ne kadar analiz edersen et, o da seni analiz ediyordur. Mesela ben nasıl diyorum, elini kaldırırken geliyor bir tarafa vuruyor. O da sana diyordur ki bir adım aldı, yani bir adımı kaldırdı mı bir ayağını, belki sola gidiyor veya gösterdi mi sağa gidiyordur der. O da kendi kendine bir analiz yapar. Yani zeki oyuncuların penaltılarını zaten kurtarmak çok zor olur. Sol ayaklı oyuncu daha mı kötü atar penaltıyı genelde? Ya öyle, onun analizine bakmam lazım. Eyvallah. Verilerle konuşuyorum. Verilerle konuşuyorum. Peki hocam, Başakşehir maçında topu oyuncunuza verdiniz ve asla kuralsız bir şey yapmadınız. Evet. Enteresan, anlık mı? Anlık değil mi? Ben bunları yaşıyorum. Hayır. Yani ben mesela yatağa yastığa koydum bu kafama. Şimdi bu işi yapmamın beni en kıymetli kalan tarafı şu, plan tarafı şu. Pardon. Günde 3-4 saat uykuyla uyuyorum. Ve hep takımımı ve yapacaklarımı düşünüyorum. O pozisyonu yatarken taç olur, elime gelir, oyuncuya gideceği yeri gösteririm, atarım, arkadan biri koşu yapar, gol atar. Yaşıyorum yani bunları. Yani hakikaten yaşadıkça hayat sizin karşınıza çıkıyor. Düşündükçe, planladıkça hayat sizin karşınıza çıkıyor. O pozisyonu ben yaşadım. Eyvallah. Hocam, ben Sevilla'da vardım. Kurtardığınız penaltılar gözümün önünde gitmiyor. Basın tribününde Sevilla'da çok sevindik hepimiz. Çok mutlu olduk. Ama bir pozisyon daha var mesela. O da biraz tırnak içinde beni mutlu etti, itiraf edeyim. 27 Nisan 2008, yani Edu'yla o topta daha Galatasaray maçında biraz daha şey olabilir miydiniz Nonda'nın golünde? Orada kabahat kimindi? Ben de. Hadi ya. Evet. Millet Edu'ya yazıyor. Ya olsun, ben de. Kaleci her yediği golde hatalıdır. Bırak yok mu? Bırak vardır da duymamış olabilir. Çok güzel. Eyvallah. Hocam, hakikaten çok teşekkür ederim. Çok ben açık bir sohbet ederim. Oldu. Ben de hayatımda size, tabii sizin gibi asla olamam yani, o kadar popüler değiliz ama bizim de işte sosyal medyada, sağda solda herkes tarafından sevilmeyen bir adam olmanın avantajlarını yaşarım. Siz herkes tarafından sevilmeyen bir adam olmanın avantajlarını yaşıyor musunuz? Çünkü ben herkesin sevdiği insanların çok makbul olmadığını düşünüyorum. Ben bir kere doğru, yani doğru demeyeyim de düz adamım. Benim sağım, solum, arkam, önüm, çaprazım yok. Neyse, ben onu söylerim. Şu an burada ne düşünüyorsam onu söylüyorum. Yarın bu kameralar kapanır, seninle konuşurken yine aynısını söylerim. Beni seven sever, sevmeyen sevmez. Allah razı olsun sevenden de sevmeyenden de. Benim hayata bakışım bu. Beni ailem bilir, çevrem bilir, tanıdıklarım bilir, dostlarım bilir. Mesela yine bir örnek vereyim. Şimdi İhsan diye bir arkadaşımız var, Hataylı. Gittiğim ilk günden beri yanımda. Yanımda derken bir arkadaşım vasıtasıyla tanıdım. Galatasaraylı. Plakası da 31 GS bilmem kaç. O kadar derece Galatasaray. İlk gün geldi yanımda, oturduk oturduk. Ondan sonra şimdi çok samimiyiz. İşte kamp, işi gücü bırakıp kampa yanımıza geliyor. Ya hocam diyor, yemin ediyorum diyor, sana diyor çok şey söyledim ama kusura bakma diyor. Yani o başka bir şey. Yani bilmeden söylemek, ben her zaman derim eyvallah. Ama bir tanıdıktan sonra, oturduktan sonra herkesin fikri değişiyor. Hatay'da benle gören herkes, ya İhsan diyor, hayırdır ya diyor sen. Hayırdır diyor, ne oluyor diyor. Tanısanız öyle değil diyor. Yani o yüzden
Yani tanıyan zaten biliyor. Ellerinde doğmadı ama ellerinde büyüdü adeta Burak, Arda, Selçuk ve bunlarla birkaç set çalıştın. Selçuk kesintisiz, kesintisiz. Burak kesintili, Arda kesintili değil mi? Yani yok, ben Arda'nın ben ikinci döneminde yoktum. Arda vardı, devam etti gitti. Burak geldi gitti. Selçuk, Arda, Burak. Ben Burak'ı da teknik direktör olarak görüyorum artık. Teknik direktörlüğü konusunda görüşün nedir bu üç kardeşimizin, arkadaşımızın? Şimdi bu çok, onlar çok değerli bir jenerasyon. Ve kazanan bir jenerasyon. Tabii yani oyunları, kazanmaları kulüp takımlarına, milli takımlara ve gittikleri Avrupa'daki takımlara da çok şeyler götürmüş olan çok değerliler. Futbolu çok iyi biliyorlar, çok iyi oynuyorlar. Farkları futbolun dışını da dengeli tutabildiler. Yani onlar bir yeni bir jenerasyon oldu. Ha. Sosyal ilişkilerini, görevlerini, vazifelerini de çok güzel ön plana çıkarttılar. Toplumsal gereklilikleri de yapanlar. Hem halkla hem idare kesimiyle. Dolayısıyla ben onların sadece teknik direktör olarak değil, Türk futboluna daha da üst seviyede hizmet edeceklerine %100 inanıyorum. Yani bu öyle bir mübalağa değil. Onlar çünkü farklılar. Yani Burak, yani canımız. Odaya girsin, havayı değiştirir. Anlayacağım. Aslan gibi bir oyuncu, her şeyi yapar, oynatır. Yetmez. Kaybetmez. Akşam çıkarız, doktorumuzun düğünü vardır, düğün tıs tıs geçiyordur. Burak elinde şeyi alır, bir anda salonu coşturur. O biter, ertesi gün Sayın Cumhurbaşkanımızın bilmem ne daveti vardır. Oraya gider, Grand Tour'a çıkar. Bravo. Çok doğru bakış açısı. Şimdi onlar çok farklılar. Arda girdiği anda her şeyi değiştirir. Onun için de bu kadar uzun süre üst seviyede var oldular ve var olmaya da devam ediyorlar. Kolay değil. Bizde hep herkes daha önce biter. Selçuk'un dinginliği avantaj mı olur, dezavantaj mı? Bu denge. Bu denge. Yani bu jenerasyon. O da evlidir belki diyorsun. Tabii ki, şimdi bunlar sadece bireysel olarak bakma. Onlar bir oluşmuş bir takım. Bu takımın. Caner'i, Gökhan'ı, Topal'ı. Hepsinin ayrı bir vazifesi var. Olcan'ı. Yani bunların hepsi, işte Olcan'ın kafası daha farklı çalışır. Burak'ın aksiyonu daha farklıdır. Selçuk'un koruma içgüdüsü daha değişiktir. Bir alır göğsünde Selçuk yumuşatır. Evet, Selçuk da abi de tutalım. Burak der bilmem. Yani bunlar böyle bir gerçek ekip parçası. Gerçek futbol takımı aslında yani. Bayağı futbol takımı. Öyle öyle. Onun için de zaten bu kadar başarılılar. Onun için kendilerini bu kadar şey yapmışlar. Ve ben bireysel olarak değil, jenerasyon olarak Türk futbolunda çok etkili olacaklarını düşünüyorum. Değerli Arda, Selçuk, Burak'la beraber olgun oyunculardan söz ettik. Ben defalarca altyapı oyuncularla ilgili kuşkularımı söylüyorum. Aileler meselesi. Sen de Galatasaray futbol direktörü olarak altyapıdaki çocuklar için. Dün işte Okan Hoca ile verilen fotoğraf falan çok hoş. Aileler ve Galatasaray ve tabii diğer takımlar küçükler. Şimdi şöyle bakalım. Bir aile çocuğunu emanet ediyor. Emanet ederken de beklentisi var. Onun bir üst düzey bir sporcuya dönüşmesini. Dolayısıyla çok tabii ki işin içindeler. Çok olmak istiyorlar, çok duymak istiyorlar ama şimdi akademimizde de bir değişiklikler var. Dediğim gibi işte yeni bir Almanya'dan bir dostumuz geldi. Başka dokunuşlar var, psikologumuz var, şu bu falan. Bu daha da zor bir süreç bunu yönetmek. Çünkü bu kadar beklentinin olduğu ve işin içine girmeye çalıştığın bir aileyi belli bir seviyede tutmak kolay değil. Bunun en uç noktası ne? Altınordu. Tesisten içeri girmesi yasak. Bu taraf İyi mi? İşte onu diyeceğim. Şimdi beni de tanıyorsun. Ben her zaman uçlarda olmamak taraftarıyım. Bize uygun dengeyi bulmak lazım. Ailenin mesuliyetinin olması lazım. Ailenin işin parçası olması lazım. Başka tarafta. Uykuda, yemekte, rahatta, dizende, gitmede, gelmede. Ama bu tarafa geldiği zaman bilecek ki ama bizde şöyle bir algı var. Hele futbolda bu çok oluyor. Herkes her şeyi daha iyi biliyor. Herkes her şey hakkında konuşuyor. Ve ona göre yorumlar yapılıyor. Öyle bir durum yok. Benim de var. Benim de oğlum futbol oynuyor. Bir futbol okulunda gidiyoruz. Ben de bakıyorum etraftaki velilere kalsa. Allah, o niye oynadı, bu niye oynamadı, o niye girdi, bu niye... Daha 10 yaşında çocuk ya. 9 yaşındayken de böyleydi. 8 yaşındayken de böyleydi. Onu oraya niye alıyor, bunu oynatmıyor, hoca bilmem ne falan filan. Şimdi profesyonellerin yaptığı işe bir saygı duymak lazım. Amatör tarafı da desteklemek lazım. Biz bu dengeyi kurarsak amatörler amatöründe bulunsun, profesyoneller profesyoneli, o zaman işin açısı sağlanır. Şimdi elbette ki bu fotoğraf ve alttan gelen çocukların buralara gelmesi o hem rahatlatıyor hem de desteği arttırıyor. Bu buradan gelen çocuk tık 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 burada. Arkadaşlar son sorumuz. Sevgili Cenk Ergün'le program başlarken dedik ki yani iki aday da Cenk Ergün'le çalışacağını söyledi 2022 seçim öncesi. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi dedik. İsteyen başa alsın onu tekrar baksın. Ve son sorumda göreve geldiğin günden beri sevgili Cenk Ergün.
Florya'daki görev tanımlamaları, hiyerarşi konusunda dışarıda yapılan çeşitli eleştiri, yorum, belki bizlerde haddini aşan yorum, eleştiri, bakış, görüş. Florya'daki hiyerarşi sağlam mıdır? Herkes yerli yerinde midir? Sağlamdır. Herkes de yerli yerindedir. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Yazılı çizili kuralların olmadığı, herkesin kendine göre yorumlayabildiği bir spor dünyası içerisinde de Galatasaray, bundan önce olduğu gibi şimdi de bundan sonra da kendisi için en faydalı, etkili, maksimum şey ne varsa onu yapacaktır. Hiç kimse burada tek başına bir birey değildir. Herkes birilerini temsil eder. Herkes birileri tarafından desteklenir veya yerinden oynatılmaya çalışılır. Dolayısıyla herkes o risk miydi? Oyun vardır yani oradaki. Herkes burada bir ülke. Bu ülkelerin toplamından da bir dünya oluşuyor. Ha kimi zaman eksen doğuya kayıyor, kimi zaman eksen batıya kayıyor. Dolayısıyla burada herkes yerini biliyor. Başta da bir seçilmiş, yermiş bir başkan var. Onun bilgi ve birikimi dahilinde bütün operasyonlar oluyor. Florya'da o açıdan bir huzursuzluk yoktur. Herkes yerini, yurdunu bilir. Kaldı ki sen de hem Florya'yı, hem Arma'yı, hem Lise'yi, yani Gülbaba'ya kadar uzatırım. Öyle. Aralarında en iyi bilen insanlardan bence ilk üçte falansın yani. Bak, bir oyuncuyla konuştuğum zaman şunlar yaşanmış gerçeklerdir. Gülbaba'dan da bahsetmişimdir. Real Madrid'i Samiyen'de yendiğimiz, ayaklarının titrediği maçtan da bahsetmişimdir. Semihlerden, Ardalardan, alçağıdan gelen oyuncularımızdan da, dışarıdan gelen Drogba'lardan, Sinayetlerlerden falan. Artık Okan'dan da. Okan'la. Hepsinden bahsediyor. Bu Galatasaray'ı Galatasaray yapan, bu markayı getiren birçok şey vardır. Bunun da dediğin gibi artısı, eksisi birçok şeyimiz var ve biz sonuçta buyuz. Bana işte Cenk abi oyuncu geldiği zaman limuzinle alalım, Boğaz'daki bir otelde yatıralım diyenlere kulübün arabası neyse onunla alacağız. Anlaşmalı otelimiz neyse orada kalacak. Yatağın üzerine Galatasaray tarihinde anlatıldığı o büyük kitabı koymayı ihmal etmeyin demişimdir. Biz oyuz. Biz öyle hani şaşalı başka şeyler değiliz. Kandırmaya gerek yok insanlar. Bizim normal akışımızı bilsinler. Futbolcu konusunda en doğrusu dürüstlük. Ödeyemeyeceğim. Ben bunu da söylüyorum. Gecikebilir. Ama hep çünkü sorarlar. Paralar ödenmiyor mu? Olabilir. Muslera 11 seneyi bitirdi, 12. senesine girdi. Düşünebiliyor musunuz? Paraların, ödemelerin hani hayatın devam edilemeyecek bir konumda olsa sana anlatıldığı gibi ey oyuncu. Bu adamın ne işi var burada? Doğru. Yani bunlar gerçeklerimiz. Bizim gerçeklerimiz de güzel gerçekler. Biz güzel bir ülkede, güzel bir şehirde, çok güzel bir tarihimizde, nefis bir ortamda başarıyı kazanmaya... Çok güzel bir armanın altında. Evet, bir şey sunuyoruz. Bunun bir parçası olabilmek, onun şemsiyesinin altına girebilmek bence hayatta çok güzel tecrübelerden biri. 2015-16 sezonu hangi maçta diye devam edeyim yani cümleme. 1-0'lık deplasmanda Galatasaray maçı var şampiyonluk için, yoksa 4-0'lık Kayseri maçı mı? Ki o maçta İnönü'nün oynayan ikinci maçta yanılmıyorsam. Hangisinde şampiyonluk tamam dedin? Galatasaray deplasmanı kazanınca şampiyonluk tamam dedin mi? Büyük bir yol kat etmiştik ama Kayseri'de artık işi bitirme noktasına geldik. O maç öncesi de bayağı etraf falan kapanmıştı. Gene çok nahoş olaylar söz konusu olmuştu. Evet. Biber gazı falan. Ben de oraya maruz kalmıştım. Kulaklar çınlasın. Mete abiyle, Mete Düren'le beraber. Peki. Tekrar 11 Nisan 2016'ya gidiyorum. İnönü yıkıldıktan sonra ilk maç ve o ilk gol. Yani şiir gibi değil mi o gol ve o atmosfer ve İnönü diye sorayım sana. İnönü stadında da bu sefer biber gazına ben de maruz kalmıştım son maçından. Önce Gençler Birliği maçı galiba. Evet. Vodafone Park'ın açılışındaki yaşadığımız duygular gerçekten inanılmaz. Bir de harika, şahane bir oyundu. Kulübeye ilk oturduğumuz anda tribünlerin sesi, gürültüsü, yani inanılmaz bir akustik. İlk defa yaşadığımız bir akustikti o. Müthiş bir gündü. Ve tarihe geçen, bence zihnen tarihe geçen bir gol. Gol. Peki oraya gelene kadar aslında Beşiktaş, bizim Isparta'da çileye çille derler. Çille çekti. Ne çekti? Bir Samet Hoca, iki Bilic. 3 sene bayağı futbolun dayağını yedi. Yani yönetim anlamında falan söylemiyorum. Bayağı zorluklar çekti. 3 sene dışarıda kaldı. Stada gelinirken de 3,5 sene aslında. Ne diyorsun, o 3 seneyi nasıl bulursun? Gerçekten çok zordu yani. Göçebe seneler gibiydi. En zor da bana göre Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçlardı lojistik açıdan. O yüzden 2015-16 şampiyonluğunu çok değerli buluyorum.
neredeyse yurttaki tüm Beşiktaşları kapsayan bir mutluluktu. Ankara'da oynadığımız maçlar, burada oynadığımız maçlar. Çok zor yani, daha önce kimsenin başına gelmeyen bir şey, atıyorum. Namalip şampiyonluğu da Beşiktaş yaşamıştı. Bu göçebe şampiyonluk da çok değerli bana göre. Unutulmayacak şampiyonluklardan biri. Bu soruyu soracağım ve cevap isteyeceğim. Evet. Samimiyetine inanarak. Gökhan Töre kendini ziyan mı etti? Gökhan Töre çok yetenekli bir oyuncuydu. Kendini ziyan mı etti? Bize şampiyonlukta faydası çok dokundu. İngiltere'ye gitti. İngiltere'de başarılı bir dönem geçiremedi. Sakatlıklarla da çok boğuştu. Bilmiyorum, çok birçok futbolcu böyle dönemlerden geçti. Mesela Necip geçmedi. Necip geçmiyor mesela. Mehmet Topal, bilmiyorum sen çalıştın mı Topal'la? Geçmedi mesela. Yok, çalışmadı. Geçmedi mesela bunlar. Farklı profilde futbolcular. Gökhan çok yıldız bir futbolcuydu. Yani bir takımı tek başına götürebilecek yeteneklere sahipti aslında. Eyvallah. Peki 16-17 şampiyonluğu, ki sen 15-16'yı daha çok değerli buluyorsun. 15 Nisan'da bir Bursa maçı var deplasmanda. 15 Mayıs'ta Bursa maçı var. 24 Nisan'da Adana maçı var. Ama 8 Nisan'da tarihe geçen bir Trabzon Beşiktaş maçı var. O maçı Atiba'nın son dakikada attığı golle kazanınca bu iş oluyor dedin mi ikinci defa? Evet dedim. Çok, o mudur ya? O maç mıdır? Çok değerli bir goldü. Ve muhteşem bir maçtı. Muhteşem bir maçtı. Maçtan sonra da Atiba ile konuştuğumuzda şöyle bir şey demişti. O da futbol yöneticiliğimde güzel şeylerden biri. Atiba'yı o dakikada oraya gitmeye iten motivasyonlardan, motivasyon nedir? O şampiyonluğu çok istiyordu, ikinci defa şampiyon olmayı. Maçın da güzel bir primi vardı. Yani bunların hepsi demek ki futbolcuları da etkiliyor. Çok güzel. Şimdi bu tekrar bu son sayfaya Şampiyonlar Ligi'de organizasyona geleceğim ama biraz daha yerel takılalım arkadaşlar Ali Naibi ile. Sevgili Ali, şimdi direkt Ali Naibi transferi var mı 2015-20 arasındaki 5 yıllık yöneticiliğin döneminde, ki 12'de kulübe giriyorsun, o ilk 3 sene bir çalışansın. Direkt Ali Naibi transferi var mı? Bunu her zaman söylüyorum. Yani kulüpler birer organizasyon. Biz de bu organizasyonda futbola yön veren kişilerden bir tanesiyiz. Scout ekiplerinle iletişimde olan kulübün profesyoneli benim ve bu bilgileri de yönetimle paylaşan, görüşmeleri yürüten kişi benim. Yani dolayısıyla tüm transferlerin hepsinde benim yüksek seviyede dahilim var. Kulübün karar verenleriyle birlikte. Örneğin en çok ısrarcı olduğum transferlerden biri konusunda Abubakar'ı söyleyebilirim. Birinci Abubakar dönemi mi? Birinci Abubakar dönemini söyleyebilirim. Üçüncü dönem çünkü... Üçüncü dönem şu anda. Üçüncü Abubakar. Üçüncü Abubakar dönemi, aynen. Onun dışında yani tüm transferler, işte Taliskas'ından tutun da Mario Gomez'in hepsine kadar, hatalılara kadar da, yani hatalı transferlerimiz de çok oldu. Hepsinde yüksek payım var tabii ki. Bildiğim Abdullah Avcı göreve geldikten sonra, ki sen de görevdeydin, Abubakar gelsin deniyor fakat bakıyorsunuz rapora, Abubakar gelmesin diyorsunuz, doğru mu? Sağlık raporu. Abubakar'ın sağlığıyla ilgili o dönem şüphelerimiz vardı, doğru. Son dakikaya kadar da görüşmelerimiz sürdü. O gün direkt bize katkı verebilecek seviyede olsaydı o gün gelecekti. O gün öyle bir karar alamadı. Eyvallah. Şimdi bu cuk oturan transferler bin tane sayarız ama zaman zaman Sayın Ahmet Nur Çebi de adresliyor. Bu Lens, Laiç, Wagnerlov, Ensakala, kısmen Boyd, Douglas, bunların hepsinin alınmasında senin payın var. Mesela ben aralarında yine Abdullah Hoca'dan biliyorum. Boyd'u ısrarı, Abdullah Hoca'nın ısrarı Boyd. Tamam. Şimdi Sayın Ahmet Nur Çebi de zaman zaman adreslediği o kenarda idman yapıp Beşiktaş'a bilmem kaç milyon euroya mal olmuş oyuncuların bir fotoğrafını çeker misin? Niye öyle oldu? Burada ben yine Türk futboluna suç bulacağım. Bu oyuncularla ilgili bizim yaptığımız en büyük yanlışlardan biri kulüpler olarak. Biz bu oyuncuları hiç vitrine koymuyoruz. Yani hiçbir maç oynamalarına izin vermiyoruz. Bunlar çöptür, tükakadır, bunları kenara atalım diyoruz. Basına bunları sürekli söyleyip fiyatlarını zaten yerle bir eden bizleriz, yani yönetimler. Bana kalırsa. Bu transferde gelecek olursanız işte Douglas o dönem Türkiye'nin son 2 yıldır en iyi sağ bekiydi. Herkesin almak istediği bir oyuncuydu. Fenerbahçe'sinden Galatasaray'ına kadar. Bedelsizdi. Daha evvel kariyerinde Barcelona, Benfica gibi büyük takımlar vardı. Yani bizim fazla şüphe edeceğimiz bir transfer değildi Douglas'ı alırken. Douglas sakatlandı. Oynamadı. Ondan sonra ve hiç oynamadı. Kulübün de ona davranışlarıyla beraber itişmeye başladı.
kendi kariyerini de mahvetti. Kulübün paralarını da orada çöp etti. Lens konusunda, Lens burada yine Türkiye'ye geldiğinde Southampton ya da Sunderland'den gelmişti Fenerbahçe'ye. Müthiş bir performans göstermişti o sene. Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu da hatırlamıyorsam 14-16 asist civarı bir rakamla oynamıştı. United Frekik golünü hatırlıyorum. Evet. Daha sonra bizde yaratıcılıktan uzak bir Lens seyrettik. Hayır. Ama şuna baktığımızda Lens Beşiktaş'ta tüm 4 sene kaldıysa bu 4 senenin %65'inde, %70'inde süre almıştır. Mesela aynı eleştiriler Enkudu ile ilgili de oluyor zaman zaman. Ben baktığımda Enkudu 4 sene sözleşmesini tamamlamış. Maçların %70-75'inde süre almış. Çok başarısız oyuncular olarak görmüyorum bunları. Bana göre yanlış olan Quaresma varken Lens'i almaktır. Tamam. Ali, şimdi Lens konusunu açalım. Niye biliyor musun? Şimdi bugün senin kariyerin, sen bu kariyeri yapmasaydın, bir şirkette muhasebeci de çalışsan, benim arkadaşım da olsan, herhalde futbolla ilgili bir adam olarak Dick Advocaat'ı tanırdın değil mi? Evet. Peki Dick Advocaat Fenerbahçe'nin hocasıyken ya bunu almayın demedi mi de siz gidip 70-80 milyon euro günün toplam paketle para verip aldınız Lens'i? Dick Advocaat'ı dinlemediniz. Niye dinlemediniz Lens konusunda? Sen bak, direkt sana eleştiriyorum. Tamam. Belki de dinlemeliydik. Doğru söylüyorsunuz. Ama ligde çok iyi bir performans vermişti ve bizim de Türkiye'deki hastalığımız ligde iyi performans veren oyuncuyu almak. Kaldı ki bu oyuncu rakip takımımızın bir oyuncu olunca daha da fazla bir iştah oldu bununla ilgili. Bu da bizim hastalıklarımızdan biri. Yanlış. Aynısını şurada düşünebiliriz. Biz Babel'i nereden aldık? Deportivo La Coruña'dan aldık. Niye aldık? La Coruña'daki performans yüzünden almadık. Kasımpaşa'daki Babel yüzünden aldık. Bunu ben eleştiriyorum. Doğru yapıyoruz demiyorum ama Türkiye'de yönetim ler ve futbol kulüpleri biraz bu şekilde ilerliyor. Siz de bir yerden sonra zaten çalışarsınız. Evet, Babel fayda verdi Beşiktaş'a, çok büyük fayda verdi. Aynen. Peki Laiç kontrat zorunlu bir satın almayı gerektiriyor muydu? Evet, gerektiriyordu. Yani şu olmadı. Yarım sezon oynadı. Yok, da biz 4 yıllık... Biz Laiç'i zaten 3,5 yıllık aldığımızı tamam. Biliyorduk o sırada. Yani çünkü bazı bilgiler de şey diyordu işte, efendim yarım sene oynadı, Beşiktaş gitti parayı verdi, yok. Yok öyle bir şey. Ama o yarım sene de bayağı oynadı Laiç. Evet. Çok kıymetli bir oyuncu. Yani Laiç'le ilgili mesela ben o kadar sevdiğim bir oyuncu türü ki eleştirdim. Mesela Wagner Love gene çok eleştirdi. Bizim kulakları için nasıl Cem abi tarafından, Cem Dizdar tarafından falan çok eleştirdi. Wagner Love aynı kafayla mı aldınız? Wagner Love'ı nasıl aldık? Biz o dönem bir santrfor arıyorduk. Cenk'in satışı gerçekleşmişti. İki tane santrfor üzerinde yoğunlaşıyorduk. Bir tanesi daha sonra Türkiye'ye gelen başarısız olan İslam Slimani. Diğeri Wagner Love'dı. Burada Şenol Hoca ve benim tarafımın görüşü Slimani'den yanaydı. Yönetimin görüşü ise yine gördüğü, demin bahsettiğim gibi, aynı gördüğü ligde leblebi gibi gol atan Wagner Love'dan yanaydı. Belki Slimani Beşiktaş'ta başarılı olabilirdi. Ben hala Slimani'nin kötü bir oyuncu olduğuna kimse beni inandıramadı. Çünkü Fenerbahçe'den gittikten sonra da oynadığı kulüpler ortada. Monaco'da değil mi? Monaco'da. Bugün Anderlecht'te hala atıyor. Sonuçta yani bahsettiğimiz oyuncu bugün Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynuyor. Biz ligde kendi ligimizde konuşuyoruz. Ali, belki bu röportajın temel sorularından biri. Ben birçok Beşiktaşlı arkadaşımla konuştum. Onların da ortak sorularından biri bu. 2 yıl şampiyonluklar ve Şampiyonlar Ligi Lale Devri, 2 yıl çöküş dönemi. Ve aralarında benim de bulunduğum pek çok insan der ki ya baba, iyi giderken neredeyse futbolcu satışı dahil 100 milyon euroluk bir bütçeyi Beşiktaş kar olarak cebine koymuşken, pardon, gelir olarak, kar değil. Ya bu Pepe'ler alındı, işte bir sürü oyuncular alındı, Quaresma'lar kontrat yenildi. Mesela Pepe burada çok 4-755 euroluk maaşı da çok önemlidir. 2 yıl Şampiyonlar Ligi ve şampiyonluk başarısının sonrasında bu Lale Devri nasıl çöktü? Lale Devri nasıl çöktü? Bir kere ben şöyle düşünüyorum. Şenol Güneş'in yer aldığı 4 yıllık dönemde Beşiktaş şampiyonluk yarışından Mayıs ayına kadar hiçbir zaman kopmadı. Yani 2 yıl şampiyon oldu. 3 ve 4'ü de başarılı buluyorsun. 3 ve 4'ü de ben sonuna kadar yarışan bir Beşiktaş olarak buluyorum. Yani geçtiğimiz sezona, bu sezona kıyasladığında Beşiktaşları yani. Biz hiçbir zaman kopmadığımızı düşünüyorum. Beşiktaş hep yarışan bir takımdı. Avrupa'da göz önünde olan bir takımdı. Ben yani orayı çok bir çöküş dönemi olarak görmüyorum. Çöküş dönemi algısı olarak görüyorum. Gelen paraları çarçur etti mi Beşiktaş yönetimi? Cenk dahil, Şampiyonlar Ligi dahil,
Çarçur oldu mu o paralar? Futbol anlamında gitmedi mi işler yolunda? Şampiyonluklar gelince o paralar iyi harcanmış olarak değerlendiriyor. Gelmediği zaman tabii ki takımlar geriye düşüyor. Bu riskleri zamanında Galatasaray da aldı işte Drogba'lı, Snyder'li kadrolarla ya da bu sezonki kadroyla. Bu riski alıyor. Riskin sonunda sportif başarı gelmeyince o paralar çarçur olmuş oluyor. Biz de mesela mantalite olarak Cenk Tosun gittiğinde 30 küsur yaşındaki Wagner Love değil de daha yine potansiyelli bir oyuncuyu Simani alabilme cesareti gösterebilseydik satışı tekrar olabilecek bir oyuncu diyelim. Daha genç demeyelim de en azından kulüp adına bir aset olarak durmaya devam ederdi oyuncular. Ergin Aslan'a selam ver. Ergin der ki Ali'ye sorar mısın? Beşiktaş'ta iyi transfer süreçlerinin tersine döndüğü bir transfer anımsar mı? Yani eyvah buradan sonra baba bunu yapamadık deyip geriye dönüp baktığım vakit buradan sonrası olmadı dediğin transfer var mı? Ya yapamadık abi ondan sonra iş iyi gitmedi. Bu sadece senin kabahatin de olmayabilir. Sadece kimseyi suçlamak için söylemiyorum. Ya sadece bilgi almak için söylüyorum. Yok yani şuradan sonra tamamen kötü oldu dediğim bir dönem yok. Pepe diyeceğimden sen de Pepe'yi haklı olarak yükseltiyorsun. Yok mesela atıyorum. Şimdi biz Vida transferini yaptığımızda da ekonomik açıdan bana göre yüksek bir transfer yaptık. İlk yani kontrat. Kendi kapasitemizin, verebilme kapasitemizin birazcık üstlerine çıkmaya başladık. 3.2 mi verdiniz? Öyle maaş. Bir civar. 3'ün üzerinde bir maaşla yaptık. Ondan sonra acaba çarçur eder miyiz dedik. Yine sonra doğru transferlerimiz oldu. Bu arada Vida sportif açıdan yanlış bir transferdi demiyorum. Sadece bana göre yüksek verdik.